Şimdi iddia ediyorum. İddiamız şudur. Süleyman Soylu, Sayın Recep Tayyip Erdoğan sonrası Adalet ve Kalkınma Partisi için genel başkan projesidir. Ama bu bugünün projesi değildir. Bu kendisinin projesi de değildir. Bu yaklaşık 9-10 yıllık bir FETÖ projesidir. Şimdi Sayın Bakan 2008 yılında Demokrat Parti'ye 2008'in ocağında genel başkan olur. Genel başkanlık görevini yaparken bir ifadeyle FETÖ'nün Süleyman Soylu yanına verdiği adam denen, cemaat terminolojisiyle kendisinden sorumlu bir abi vardır. Abinin adı Vedat Demir. Peki o sert Süleyman Soylu yaklaşmakta olan 12 Eylül 2010 referandumuna doğru ne yapmaya karar vermiştir? Yine yanında Vedat Demir olduğu halde Süleyman Soylu demokrasi buluşmalarının baş aktörüdür. Ve iki ay içinde 50 tane şehir gezer. Demokrasi buluşmalarında sonuna kadar evet'i savunur. Kendisi Demokrat Parti'den o tarihte kurumsal parti görüşünün hayır oyu vermek olduğu halde evet'e çalıştığı için ihraç edilir. İhracından sonra partinin saymanı bütün il başkanlıklarına kendisini suçlayan bir yazı yollar. 14 ayda 12 milyon TL para harcadı der. İş çamaşırı, minibarın parası, kişisel birçok harcama. Hayır, bu harcamaların hesabı Anayasa Mahkemesi'nde elbette verilir. Ama iş çamaşırına, minibardan içilen suya, içeceklere karşı parasını partiden veren birisinin bir kampanyayı partisiz şekilde 2 ayda 50 ile gidecek, salonu tutacak, sesli araçları düzenleyecek parayı nereden bulduğu konusunda yine cevap yanı başındaki Vedat Demir'dir. Devam ediyoruz. 12 Eylül 2010'da balkondan teşekkürler yapılırken bağımsız ülkücülere, demokrasi buluşmasının yiğit evlatlarına, Pensilvanya'ya, oraya buraya süreç artık Süleyman Soylu'nun bir başka partide başkan olmayan Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne getirilip monte edilme sürecidir. Doçent Doktor Demir AK Parti'ye güç kaçacaktır demiş. Ve bu Vedat Demir'le birlikte Sayın Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldığı günden aylar önce Şubat ayında Pensilvanya'ya gittiği ve Fethullah Gülen'le konuştuğu iddia edilmektedir. Çıkıp eğer kendisi Fethullah Gülen'le yanında Vedat Demir olduğu halde görüştüğünü kabul ederse başka bir şeydir, siyaseten tartışılır. Reddedilirse tarih vereceğim birazdan söz alarak ve o tarihte kendisinin nerede olması gereği olduğunu ispatlamasını isteyeceğim. Ama bu süreçlerin sonunda şöyle bir şey diyebilirsiniz. Ya Vedat Demir FETÖ'cü olabilir. Süleyman Bey'e yanaşır. Süleyman Bey'le birlikte siyaset yapar. AKP'ye yanaşır. AKP'ye girer. Yardımcı doçentken doçent profesör olur Süleyman Bey AKP'de siyaset yaparken. Ama 17-25'ten sonra Vedat Demir aklını başına almıştır belki dersiniz. Yok. Vedat Demir 15 Temmuz gecesi daha sonradan güvenlik güçlerince ele geçirilen, Sayın Bakan'ın da vücut diliyle tasdik ettiği WhatsApp ya da Baylok yazışmalarında hocam bu darbe başarılı oldu. Olmazsa eğer hepimiz perişan olduk, tek adam diktatörlüğü diye mesaj atmıştır 15 Temmuz akşamı. Bu ispata muhtaç bir konu. Hayır, Sayın Bakan'ın elindeki bu bilgi, Sayın Vedat Demir'in, bakanın değil, o dönemin İçişleri Bakanlığı'nın elindeki bu bilgi, Sayın Vedat Demir'i tutuklatmış. 8 Ağustos günü bu WhatsApp yazışmaları terör örgütüyle irtibat, iltisak ve sürekli haberleşmeden dolayı önce ihraç edilmiş, 8 Ağustos günü de tutuklanarak cezaevine konmuştur. Peki o Vedat Demir daha sonra ne olmuştur? Daha sonra Sayın Bakan birkaç ay sonra İçişleri Bakanı olmuş. Mahkeme dosyasına ne girmiş ne çıkmış onu çok merak ediyoruz. Ama Vedat Demir tahliye edilmiştir. Sadece Berat Albayrak'ın gazetesi olan Sabah skandal tahliye dememiş. Örneğin Cem Küçük, bunlar net FETÖ'cü, nasıl tahliye edersiniz diye yazarken darbe girişimini darbe girişiminden önce bilen Fuat Uyur, bunları koruyan bir el var, bunları koruyan el kimdir sorusunu
köşesinden sormuştur. Şimdi biz şunu soruyoruz. Bir matruşkadan bahsettiniz Sayın Bakan. Bu cemaat uzun vadeli bakar. Bu matruşkanın içi açıldıkça bir tane çıkar. İçi açıldıkça bir tane daha çıkar. Bu güzel tanımlamayı yapıyorsunuz da bu matruşkalarda. Acaba içinden çıkacak son isim, son resim siz olmayasınız sakın. Adalet ve Kalkınma Partililere sesleniyorum. Şunu söylüyorum. FETÖ bir hastalıktı. Biz erken teşhis ettik. Bünyeyi sarıyorum, damarlardan ilerliyorum, kaplıyorum diyordu. Doğru. Orada bir yerden sonra anladınız. Mücadeleye 15 Temmuz'dan sonra başladınız. Hastalık geriledi, geriledi, geriledi. Eczacı kimliğimle söylüyorum. Virütik hastalıklar geriler, geriler, geriler. Ama bir virüs yaşam ortamını kaybettiğinde kristalize olur. Günler, aylar, yıllar, 10 yıllar durur. Yeni bir besi ortamı bulduğunda yeniden büyüyebilir. Şimdi karşımızda kriptonun kriptosu, en kripto, polikripto derken acaba bir virüs olarak bünyede bir Fethullah Gülen'in Recep Tayyip Erdoğan sonrası AKP Genel Başkanı